bir bowling topunu ve bir kuş tüyünü aynı yükseklikten serbest bırakırsak, önce hangisi yere düşer? Videonun devamına geçmeden önce tahmininizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu soruya öncelikle soruyla cevap vermeliyiz. Hangi ortamda? Birçoğunuz bowling topu diyecektir. Aristo da böyle düşünüyordu fakat Galileo'nun farklı bir fikri vardı. Normal şartlarda bir bowling topu ve tüy tanesi aynı yükseklikten bırakılırsa, elbette bowling topu daha önce yere çarpar. Fakat ya ortamda hava olmasaydı? Bu iki obje belli bir yükseklikten bırakıldığında, yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru çekilirler. Üzerlerine etki eden yer çekimi kuvveti iki obje için de eşittir. Eğer hava sürtünmesi olmazsa, iki obje de aynı anda yere düşer. NASA bunu bir deneyle ispatladı. Vakumlu bir ortamda bu iki objeyi belli bir yükseklikten yere bıraktılar ve ikisi de aynı anda yere çarptı. Ayrıca 1971 yılında Apollo 15 görevi sırasında ay yüzeyinde astronot David Scott tarafından gerçekleştirilen deneyde bir çekiç ve bir şahin tüyü aynı anda yere bırakıldı. İkisi de aynı anda yere çarptı. Bilim engin bir deniz. Bu denizde bizimle birlikte yolculuk yapmak için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.